Bütün takipçi dostlarıma merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu belirterek videoma geçmek istiyorum. Bugünkü videomun birkaç konusu var. Haber şeklinde olacak. Finlandiya ağırlıklı olacak ama Rusya'ya da gideceğiz arkadaşlar. Önce Finlandiya. Finlandiya medyası yapacak haber bulamıyor. Daha önceki videolarımın birinde sizlere bahsetmiştim. Finlilerin en büyük sorunu sorunsuzluk diyerek. Bu da adeta bunu kanıtlarcasına bir haber. Fin medyası kreşte çalışan bir çalışanın diğer bir kreşte hastalık doktor raporu alarak başka kreşe gittiği fürme manşet Finlandiya ulusal medyasında haber olarak yapılıyor ve yapılmış durumda. Bu demek oluyor ki benim dediğim bir nebze de olsa veya %100 dahi olmasa benim haklı olduğumu ispatlıyor diyerek ben düşünmekteyim. Daha da emin olmaktayım bu düşüncemden. Çünkü Finlandiya'da gerçekten o kadar sakin, Finlandiya yani o kadar sakin ve sessiz bir ülke ki adeta haber olarak yaprak kımıldamıyor desek olacak. Bu şekilde yerel haberler fır manşetlere çekiliyor. Fin halkı bir de çok dürüsttür böyle şeylere. Gerçekten çok dikkat eder. Bu kreş çalışanı gene Espoo Belediyesi'ne bağlı olan diğer bir çalışmış olduğu kreşten doktor raporu alarak çalışmaya gitmiş. Doktor raporu aldığı günlerde ücret aldığı için yani çift maaş alma yolunu seçmiş, çift maaş çalışma yolunu seçmiş, böyle bir uyanıklık yapmış ve bu uyanıklık Finlandiya medyasının ana haberlerinden bir tanesi olarak geçmiş, kayıtlara geçmiş. Anlayamadığım haberde diğer bir kreşte ise sahte isimle çalışmış. Finlandiya'da sahte isimle çalışılabildiğini ben ilk defa duyuyorum ya da gerçekten çalışana ihtiyaç var. Bunlara dikkat etmiyorlar diye düşünüyorum. Belki de haber gerçekçi değil, onu da bilemeyeceğim ama sonuçta Finlandiya medyası bunu uydursa dahi yapacak haber bulamıyor. Bu şekilde haberler yapıyor desek yanlış olmaz diye düşünmekteyim. Gene Fin medyasına göre Putin'in tatil rezidansı, Altay Cumhuriyeti'nde bulunan tatil rezidansında bulunan, bu komplekste bulunan bir binanın yangında yandığı söyleniyor. Ama resmi kayıtlara göre veya Kremlin ya da Putin bunu kendisine ait olduğunu hiçbir zaman için söylememiş. 2010 yılında ilk defa medya bu tatil ve rehabilitasyon merkezinden haber aldı. Böyle bir yerin olduğu ile ilgili haberleri oldu. Koronada Putin'in burada kendini koruduğu söyleniyor ama bu kesinleştirilmiş bir bilgi değil. Sosyal medyada yanan kompleks binası paylaşılmış. Altay Cumhuriyeti'nin afetten sorumlu bakanı konu hakkında hiçbir bilgi vermemiş. Gazeteciler, Rusya'daki Gazete isimli bir gazete bunun muhabire buraya girmek istemiş ve girilmesi de engel olunmuş zamanında. Resmi kayıtlara göre Gazprom Enerji şirketine ait bulunuyor bu rehabilitasyon ve tatil merkezi. Burayı iş görüşmelerinde ve tatil amaçlı kullandıklarını belirtiyorlar şirket yetkilileri. Bir zamanların İtalya'nın bilinen başbakanı, şovmen başbakanı Berlusconi'yi de Putin burada bu komplekste ağırladığı biliniyor. Finlandiya'nın F-35'leri ilk defa Finlandiya'da devlet yoluna iniş yaptı. Finlandiya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı F-35A modeli savaş uçakları Finlandiya'ya teslim edilmeye başlandı. Bu
Bunlardan bir tanesi hepiniz de biliyorsunuz Amerika'da test uçuşunda düşmüştü. Pilot ise ağır yaralanmıştı, ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Finlandiya'ya teslim edilen uçakların denemeleri, uçuşları Finlandiya'da devam ediyor. Finlandiya'da devlet yoluna ilk defa bir F-35A uçağı indiği haber ediliyor Finlandiya medyasında. Finlandiya'nın savaş planlarına göre Finlandiya'da çok fazla havaalanı yok. Bunlar yapsalar dahi savaş durumunda ilk bombalanan bu yerler stratejik yerler olduğu için Finlandiya başka bir çözüm bulmuş. Finlandiya ordusu başka bir çözüm bulmuş. Ülkenin çeşitli yerlerinde devlet yollarını havaalanı olarak buralara acil inmesi için sivillerin de sivil uçakların da buralara inebilmesi için geniş pistler yapmış durumda. Böyle pistler ülkenin dört tarafında bulunmaktadır. Ülkemizde böyle pistlerin olduğunu veya planlandığını kağıt üzerinde olup böyle acil durumlarda hemen bu pistlerin kullanımına alınabileceğini düşünüyorum. Umarım bizim ordumuz, bizim silahlı kuvvetlerimiz, bizim devletimiz bunları düşünmüştür. Gerçekten çok iyi bir strateji diye ben düşünmekteyim. F-35 yani uçaklardan konuşmuşken gururlu bir haber vermek istiyorum sizlere bugün. Ülkemizin gururu Bayraktar şirketi TCG Anadolu için imal ettiği TB3 İHA'lar, SİHA'lar artık hangi sınıfa girdiğini bilmediğim için öyle diyorum. TB3 İHA'lar ilk test uçuşlarını yani TCG Anadolu'dan yapacağı ilk test uçuşları başarıyla bugün yapmış durumda. Bayraktar sosyal medyadan bunu paylaştı. TCG Anadolu'nun pistine benzer bir platform oluşturan Bayraktar şirketi burada TB3 İHA'ların ilk defa başarıyla bu testi geçtiğini sosyal medyadan duyurdu. 4 uçuşun videosunu paylaştı. Sizler de arkamda görüyorsunuz bu uçuşları. Bugün gurur günlerimizden bir tanesi. Bizler Türk olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Gurur duyduğumuz, daha çok gurur duyduğumuz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.